Enamarat benimden büyük finalden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet, heyecan dolu, adrenalinli dakikalar başladı. Herkes puanlarını merak ediyor. Acaba bu masadan 50.000 TL ile kim kalkacak? 50.000 TL'ye kimler veda edecek? Birazdan onu açıklayacağım ama onun öncesinde bu hafta biliyorsunuz ki her zaman olduğu gibi bir etap belirledik. Neydi? Yatak temizledik. Zorlu bir etaptı. Herkes elinden geleni yaptı. Herkes farklı performanslar gösterdi. Hazırsanız etapın birincisini açıklıyorum. Merakla hazırız. Bekliyorum. Canla başla, hırsla, dişini tırnağına takarak ben bunu en iyi şekilde yaparım diyerek yatağın üstüne zıplayan, kollarını sıyırarak işe girişen ve en iyi şekilde yatağı temizleyen yarışmacı, sürpriz hediyenin sahibi... Etapın birincisi Nazik Hanım oluyor alkışlarla. Çok teşekkür ederim. Vallahi Nazik abla. Bugün doğum günümde bana hediye verdin. Doğum günümde bugün. Gerçekten. İlk defa 54 yaşına girdim. İlk defa bir hediye gördüm. Güle güle kullan inşallah. İyi günler seneleri. Evet, şimdi hazırsanız haftanın ilk günü yarışmacısı Ayşegül Hanım. Puanlarınızı merak ediyorsunuz. Tahmin bakalım. Ediyorum da. Tahmin ediyorsundur belki az çok ama arkadaşların seni yanıltabilirler bu arada. Evet, Ayşegül Hanım ilk gün yarışmacısı da biliyorsunuz olaylı bir gündü efendim. Evet. Evet, Ayşegül Hanım'a Nazik Hanım puan olarak 2 puan vermiş. Sude Hanım 3 puan vermiş sana. Nesibe 2 puan vermiş. Yanık olmasaydı daha kesin. Hava Hanım kesin. 3 puan vermiş. Teşekkür ederim. Böylelikle Ayşegül haftanın ilk günde arkadaşlarından toplamda 10 puan almış. 10 puanın cepte. Bakalım üstüne neler gelecek. Nazik Hanım ikinci gün yarışmacımız. Nazik abla Ayşegül sana 2 puan vermiş. İyi yapmışım. Şaşırmadım. 2 verdiği için herhalde iyi yaptım diyorsun. Doğru mu? Hayır. Ha sen kısa gidiyorsun ya o yüzden. Evet. O zaman iyi yapmışım. Öyle mi düşünüyorsun? Çok güzel. Ama ben demedim. Evet Nazik Hanım. 2 puan almış sen Ayşegül Hanım'dan. Yorum yapmak istemiyorum bile. Peki Hava Hanım'a gelelim. Nazik Hanım Hava Hanım'dan 2 puan almış. Sebebini de açıklayayım. 3 puandı. Ama yabancı madde çıktığı için 2 verdim. Peki. Hı-hı. Nesibe Hanım Nazik Hanım'a 3 puan vermiş. Sadece tatlıyı beğendim. Nesibe Hanım 3 puan vermiş sana. Sadece tatlıyı beğendim. Saygı duyarım. Peki. Sude Hanım Nazik Hanım'a Nazik Hanım'ın gününde Sude sana senin gününde puan olarak 4 puan vermiş. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Hak ettiğim puanı verdim. Allah razı olsun. İçim rahat o yüzden. Nazik Hanım arkadaşlarından toplamda sevgili seyirciler 11 puan aldı. 11 puanın cepte. Teşekkür ederim. Sude'ye gelelim ilk günü yarışmacısı. Ayşegül sana sanki içine doğmuş gibi 3 puan vermiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Ayşegül'den... Sude 3 puan aldı. Nazik Hanım'dan 3 puan aldı. Teşekkür ederim ablacığım, sağ ol. Nesibe Hanım'dan 3 puan aldı. Sağ ol abla, teşekkür ederim. Havva Hanım'dan da 3 puan aldı. Hepinize teşekkür ederim tek tek. Evet, Sude böylelikle 12 puana ulaştı sevgili seyirciler. Nesibe Hanım'a gelmek istiyorum. Evet Nesibe'cim, kendi gününde Ayşegül'den 2, Nazik'ten 2, Sude'den 2. Havadan 3 puan almışsın. Bu kadar 2'yi bir arada bekliyor muydun? Hayır, beklemiyordum. Hava Hanım dışında herkesin 2 puan almışsınız. Hava Hanım bir tek 3 puan vermiş. Neyse, herkesin vicdanına bırakıyorum. Evet, Nesibe arkadaşlarından 9 puan aldı sevgili seyirciler. Hava Hanım'a gelelim. Hava Hanım, Ayşegül Hanım'dan 2. Teşekkürler. Nazik Hanım'dan 2. Teşekkürler. Sude Hanım'dan 2. Teşekkürler. Nesibe'den 3 puan almışsın. Evet. Ben zaten bekliyordum. Evet, şimdi hazırsanız 50.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyorum. Şu ana kadar hiçbir şekilde heyecanlanmadım. Ne mutfakta, ne masada, ne röportajlarda ama şu anda kalbim yerinden çıkıyor. Çünkü kimin birinci olacağını çok merak ediyorum. O kadar çok heyecanlıyım ki anlatamam. Çünkü şöyle bir bakıyorum menülere de. Ya ben kendimi birinci hissediyorum. 54 yaşındayım. İlk defa böyle bir heyecan yaşayacağım. İnşallah ben kazanırım.
Kadir Ezil değil, en amarat benim de bu hafta 50.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız maalesef ki toplamda 13 puanla... Toplamda 13 puan alarak 50.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız maalesef ki Ayşegül Hanım oluyor. Evet Ayşegül. Yapacak bir şey yok. Ayşegül, arkadaşlarından 10 puan aldın. Benden temizlik için 2 puan aldın. Maalesef ki etapta o büyük başarıyı gösteremedin. Yemek için maalesef ki benden 1 puan aldın Ayşegül. 1 puan. Uzun zaman sonra ilk defa bu puanı Allah kullandım. Allah. Cantinin altı yanmıştı. Yani bana gelen de yanmıştı ama hamurun kendisi üst kısmı güzeldi. Yalnız yemeklerinde problemler vardı. Röportajımda tek tek söyledim. Özellikle çiğ salça bayağı ana yemekte de vardı, diğerinde de vardı. Heyecana kapılmış olabilirsin. Evet, bu bir yarışma. Çok heyecanlandım ama. İki saatlik bir sürede yarışıyoruz. Normalde her zaman söyleyeyim, evde tabii ki yemek yapıyorsunuz ama burada yarışmak ayrı bir çok kabiliyet. Çok ayrı bir şey. Olabilir. Eline koluna sağlık diyorum. Afiyet her şey için. Olsun. Ben teşekkür ederim tekrardan katıldığın Rica için. Ederim. Evet, bir diğer yarışmacımız arkadaşlar toplamda 14 puanla 50.000 TL'ye veda etti. Ve o yarışmacımız toplamda 14 puanla 50.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız maalesef ki... Nesibe Hanım oluyor. Evet Nesibe, maalesef ki seni buradan 50.000 TL'yle uğurlayamadık. Kısmet değilmiş. Kısmet değilmiş diyelim. Eline koluna sağlık. Arkadaşlarından 9 puan aldın, benden yemek için 3 puan aldın, temizlik için 2 puan aldın, toplamda 14 puana ulaştın. Her zaman söylüyorum, etapta biraz daha ne olur hızlı olun. Eğer etapta da iyi bir başarı sergileseydin, bugün ondan da puan alabilirdin. Toplamda 14 puan aldın. Her şey için teşekkür ediyoruz. Seninle de güzel vakit geçirdik. Eline koluna sağlık sağ tekrardan. Evet, kaldı 3 yarışmacımız. Hazır mısınız Nazik Hanım, Sude Hanım? Hazırım. Baba Hanım hazır mısınız? Hazırım. Aranızdan 50.000 TL'ye veda eden bir diğer isim maalesef ki... Evet, haftanın son gününde büyük final heyecanında 50.000 TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız sevgili seyirciler. Maalesef ki son 3'e kalan yarışmacılarımızdan 50.000 TL'ye veda eden bir diğer isim Hava Hanım oluyor. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim her şey için. Özellikle güzel yorumlarınız için, mutfakta elinizden geleni yaptınız. Her şey için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hava Hanım, arkadaşlarınızdan 9 puan aldınız. Evet. Benden temizlik için 3 puan aldınız. Yemek için maalesef ki çok üzülerek söylüyorum, benden 2 puan aldınız. Ben çok ümitliydim yemek konusunda. Evet. Yani haftanın son günü açık ve net söylüyorum. Hava Hanım çok büyük bir performans sergileyecek dedim. Mutfakta da yine ümitliydim. Ama yorumlarımı yaptım. Çorba tuzluydu. Yani en azından bulyon atabilirsiniz. Benim için problem değil ama tuzuna bakarak atsaydınız keşke. Onu söyleyeceğim. Yorum almayayım şimdilik. Ara sıcak tabağınızda da yine eleştirilerimi yaptım. Zeytinyağlı dolmanızı çok beğendim bu arada. Elinize sağlık. O güzeldi ama içi köfte için de yorumumu yaptım. Biraz kuru ve salçası yoğundu. Tatlıya gelince maalesef ki o da... Onda bir... Altında biraz yanıklık vardı. Yani ben bugün sizden yorumlarınıza baktığımda dedim ki Havan'dan güzel performans çıkacak. Ama olmadı maalesef ki. Kısmet olmadı. Elinize sağlık tekrardan. Teşekkür ediyorum teşekkür her şey için. Ben teşekkür ediyorum her şey için. Sağlığınızda da inşallah güzel yollar kat edersiniz. İnşallah. Daha da iyi olun isterim inşallah. Evet son iki. Sude ve Nazik. Nazik dedin. Ama çok özür dilerim. Sude ve Nazik Hanım hazır mısınız? Hazırız. Sevgili seyirciler hazır mısınız? Hazırsanız hadi o zaman 50.000 TL'nin sahibini açıklıyorum efendim. Kadir Ezil değil en amarat benim de bu haftanın birincisi. Hep birlikte sayalım. 5, o da mı? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu haftanın birincisi elimdeki madalyanın sahibi. Heyecan dorukta nefesler tutuldu. Elimdeki madalyanın sahibi Nazik Hanım oldu. Alkışlar madalyasını takıyoruz. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim.